Muhammed suresinin 17'den 38'e kadar olan ayetleri, Fetih suresi, Hucurat suresi, Kaf suresi, Zariyat suresi, Tur suresi, Necm suresi ile Kamer suresinin 1'den 26'ya kadar olan ayetleri yer almaktadır. Hidayeti bulmuş olanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun işaretleri gelmiştir. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar? Şu halde bil, gerçek şu ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın, hem mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Allah sizin dönüp dolaşacağınız yeri de bilir, konaklama yerinizi de. İman etmekte olanlar derler ki, savaş izni için bir sure indirilmeli değil miydi? Fakat içinde savaş zikri geçen muhkem bir sure indirildiği zaman, kalplerinde hastalık bulunanların, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanların bakışı gibi sana baktıklarını gördüm. Oysa onlara evla, itaat ve maruf güzel sözdü. Fakat iş kesinlik ve kararlılık gerektirdiği zaman, şayet onlar Allah'a sadakat gösterselerdi, şüphesiz onlar için daha hayırlı olurdu. Demek iş başına gelip yönetimi ele alırsanız, hemen yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız. Öyle mi? İşte bunlar, Allah onları lanetlemiş, böylece kulaklarını sağırlaştırmış ve basiret gözlerini kör etmiştir. Öyle olmasa, Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler miydi? Yoksa bir takım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş? Şüphesiz kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri küfre irtidat eden dönenleri şeytan fışkırtmış ve uzun emellere kaptırmıştır. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki, size bazı işlerde itaat edeceğiz. Oysa Allah onların saklamakta olduklarını biliyor. Öyleyse melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar kendi kinlerini Allah'ın hiç çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle sen onları simalarından tanımış olursun. Andolsun sen onları sözlerinin anlatım biçiminden de tanırsın. Allah amellerimizi bilir. Andolsun biz sizden mücahit olanlarla sabredenleri bilinceye kadar sizi deneyeceğiz ve haberlerinizi de sınayacağız. Şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelip zorluk çıkaranlar kesin olarak Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve kendi amellerinizi geçersiz kılmayın. Hiç şüphesiz inkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, sonra kendileri kafirler iken ölenler, işte Allah onlara kesinlikle mağfiret etmeyecektir. Öyleyse siz üstün bir durumdayken barışa çağırmak suretiyle gevşekliğe düşmeyin. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi asla eksiltmez. Gerçekten dünya hayatı ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Eğer iman ederseniz
ve sakınıp korkarsanız, O size ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez. Eğer sizden onların tümünü isteyip sizi çıplak bırakacak olursa, cimrilik edersiniz ve sizin kinlerinizi ortaya çıkarmış olur. İşte sizler böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen sizden kimi cimrilik etmektedir. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik etmektedir. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Fakir olanlar ise sizlersiniz. Eğer siz yüz çevirecek olursanız, sizden başka bir kavmi getirip değiştirir. Sonra onlar sizin benzerleriniz olmazlar. Fetih Suresi. Medine'de indirildiği kabul edilen bu sure 29 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltip iletsin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Müminlerin kalplerine imanlarına iman katıp arttırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında büyük kurtuluş ve mutluluktur. Bir de kötü bir zan ile zanda bulunmakta olan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması için. O kötülük çemberi tepelerine insin. Allah onlara karşı gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı, korkutucu olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şu halde kim ahdini bozarsa artık o ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Kim de Allah'a karşı verdiği ahdine vefa gösterirse artık o da ona büyük bir ecir verecektir. Bedevilerden geride bırakılanlar sana diyecekler ki, bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, şimdi Allah size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa, sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir? Hayır, Allah yapmakta olduklarınızı haber alandır. Hayır, siz peygamberin ve müminlerin ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz. Bu sizin kalplerinizde çekici kılındı ve kötü bir zan ile zanda bulundunuz da yıkıma uğramış bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki gerçekten biz kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğine mağfiret eder, dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
geride bırakılanlar, siz ganimetleri almaya gittiğiniz zaman diyeceklerdir ki, bizi bırakın da sizi izleyelim. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki, siz kesin olarak bizim izimizden gelmezsiniz. Allah daha evvel böyle buyurdu. Bunun üzerine, hayır, bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayanlardır. Bedevilerden geride bırakılanlara de ki, siz yakında zorlu savaşçı olan bir kavme çağrılacaksınız. Onlarla ya savaşırsınız ya da onlar Müslüman olurlar. Bu durumda eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir ecir verir. Eğer bundan önce sırt çevirdiğiniz gibi yine sırt çevirirseniz, sizi acı bir azapla azaplandırır. Kör olana sorumluluk yoktur. Topal olana güçlük yoktur. Hasta olana da güçlük yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de sırt çevirirse, onu acıklı bir azapla azaplandırır. Andolsun, Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi sevap karşılığı olarak vermiştir. Ve alacakları birçok ganimetleri de Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah alacağınız daha birçok ganimetleri size vaat etti. Bunu size hemencecik verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki bu müminler için bir ayet olsun ve sizi dosdoğru bir yola yöneltip iletsin. Ve daha başka nice nimetlerde ki siz henüz onlara güç yetirmiş değilsiniz ama gerçekten Allah onları sarıp kuşatmıştır. Allah her şeye karşı güç yetirendir. Kafir olanlar sizinle savaşmış olsalardı, arkalarını dönüp kaçarlardı. Sonra ne bir veli, koruyucu dost, ne bir yardımcı bulamazlardı. Bu Allah'ın öteden beri sürüp gitmekte olan sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiçbir değişiklik bulamazsın. Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden ve sizin de ellerinizi onlardan çeken O'dur. Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görmekte olandır. Ki onlar küfrettiler. Sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilmekte olan kurbanları yerlerine varmaktan alıkoydular. Eğer kendilerini bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınları bilgisizlik dolayısıyla onları darmadağın edip de bu yüzden size dayanılmaz bir sıkıntı dokunmayacak olsaydı, o zaman durum farklı olurdu. Durumunun böyle olması, Allah'ın dilediğini rahmetine sokması içindir. Eğer karışık yaşayan müminler seçilip ayrılmış olsalardı, muhakkak içlerinden küfretmekte olanları acıklı bir azapla azaplandırırdık. Hani o küfretmekte olanlar kendi kalpleri içinde öfkeli soy koruyuculuğunu, cahiliyenin öfkeli soy koruyuculuğunu kılıp kışkırttıkları zaman, hemen Allah Resulünün ve müminlerin üzerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusunu indirdi ve onları takva sözü üzerinde kararlılıkla ayakta tuttu. Zaten onlar da buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz Mescid-i Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş, kiminiz de kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Ki o, kendi peygamberlerini hidayetle ve hak olan din ile diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter.
Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler. Onları rükû edenler, secde edenler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve ihsan ve hoşnutluk arayıp isterler. Belirtileri secde izinden yüzlerindedir. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise sanki bir ekin filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, derken semizleyip kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup boy atmış ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Bu örnek onunla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amellerde bulunanlara bir mağfiret ve büyük bir ecir vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Medine'de indirilen bu sure 18 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin ve Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırıp söylemeyin. Yoksa siz şuurunda değilken amelleriniz boşa çıkar gider. Şüphesiz peygamberin yanında seslerini alçak tutanlar, işte onlar var ya, Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Şüphesiz hücrelerin ardından sana seslenenler de var ya, onların çoğu aklını kullanmıyorlar. Eğer gerçekten onlar yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, herhalde bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haberle gelirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Ve bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o size birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinize süsleyip çekici kıldı ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş olanlardır. Allah'tan bir ihsan ve lütuf ve bir nimet olarak Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını bulup düzeltin. Şayet biri diğerine haksızlıkla tecavüzde bulunacak olursa artık tecavüzde bulunanla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer sonunda Allah'ın emrini kabul edip dönerse bu durumda adaletle aralarını bulun ve her konuda adil davranın. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Ey iman edenler! Bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin. Ve birbirinizi en olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalim olanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çok kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Tecessüs etmeyin. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın. Kiminiz kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrenip tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Hiç şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Hiç şüphesiz Allah katında sizin en üstün kerim olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Hiç şüphe yok Allah bilendir, haber alandır. Bedeviler dedi ki, iman ettik. De ki, siz iman etmediniz. Ancak teslim olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Hiç şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte onlar doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki, Müslümanlığınızı bana karşı minnet konusu etmeyin. Tam tersine sizi imana yöneltip ilettiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz bunu böyle kabullenmeniz gerekir. Hiç şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yapmakta olduklarınızı görmekte olandır. Kaf suresi. Mekke'de indirilen bu sure 45 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, şerefi üstün Kur'an'a andolsun. Hayır, onlara kendilerinden bir uyarıcı korkutucunun gelmesine şaştılar da, o kafirler, bu şaşılacak bir şey dediler. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz? Bu uzak bir dönüş iddiasıdır. Doğrusu biz yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımızda bütün bunları saklayıp koruyan bir kitap vardır. Hayır, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar derin bir sarsıntı içinde bulunuyorlar. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Ve gökten bereket ve rahmet yüklü su indirdik. Böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. Kullara rızık olmak üzere ve o suyla ölü bir şehri dirilttik. İşte ölümden sonra dirilip çıkarılma da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanladı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba kavmi de hepsi peygamberleri yalanladı. Böylece benim tehdidim onların üzerine hak oldu. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler.
Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturan iki tespit edici ve yazıcı tespit edip yazarlarken o söz olarak herhangi bir şey söylemeyiversin. Mutlaka yanında hazır bir gözetleyici vardır. O ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip de insana işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun şeydir denildiği zaman da sura da üfürülmüştür. İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür. Artık her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahitle gelmiştir. Andolsun sen bundan gaflet içindeydin. İşte biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Artık bugün görüş gücün keskindir. Onun yakını olan ve yanından ayrılmayan melek dedi ki, İşte bu yanımda hazır durumda olan şey. Siz ikiniz ey melekler, her inatçı nankörü atın cehennemin içine. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi, ki o Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın. Onun yakın dostu saptırıcı dedi ki, Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırdım. Ancak kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi. Allah buyurur, benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme diyeceğiz. Doldun mu? O da daha fazlası var mı? Diyecek. Cennet de muttakiler için uzakta değildir. O gün yakınlaştırılmıştır. Bu size vaat olunandır. Gönülden Allah'a yönelip dönen, İslam'ın hükümlerini koruyan, görmediği halde Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir. Ona esenlik ve barışa girin. Bu ebedilik günüdür. Orada diledikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da var. Biz bunlardan önce nice kuşakları yıkıma uğrattık ki onlar zorbaca yakalamak bakımından kendilerinden daha üstündüler. Şehirlerde her yanı delik deşik etmişlerdi. Ama kaçacak bir yer var mı? Hiç şüphesiz bunda kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Öyleyse sen onların dediklerine karşılık sabret ve Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin arkasında onu tesbih et. Çağırıcının yakın bir yerden çağrıda bulunacağı güne kulak ver. O gün o çığlığı bir gerçek olarak işitirler. İşte bu dirilip kabirlerden çıkış günüdür. Gerçek şu ki dirilten ve öldüren biziz, biz ve dönüş de bizedir. O gün yer onlardan çatlayıp ayrılır da onlar hızla koşarlar. İşte bu bize göre oldukça kolay bir haşir, sizi bir arada toplamadır. Biz onların neler söylemekte olduklarını daha iyi biliriz. Ve sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 60 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
tozu dumana katıp savuran rüzgarlara, derken ağır yük taşıyan bulutlara, sonra kolaylıkla akıp gidenlere, sonra işleri taksim edenlere andolsun. Size vaat edilmekte olan hiç tartışmasız doğrudur. Şüphesiz hesap ve ceza da mutlaka gerçekleşecektir. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış göğe andolsun. Siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz içindesiniz. Ondan çevrilen çevrilir. Kahrolsun o zan ve tahminle yalan söyleyenler, ki onlar bilgisizliğin kuşatması içinde habersizdirler. Hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşin üstünde tutulup eritilecekler. Tadın fitnenizi. Bu sizin pek acele isteyip durduğunuz şeydir. Şüphesiz muttaki olanlar cennetlerde ve pınarlardadırlar. Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar bundan önce ihsanda bulunanlardı. Gece boyunca pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan için bir hak vardı. Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır. Ve kendi nefislerinizde de yine de görmüyor musunuz? Gökte rızkınız vardır ve size vaat olunmakta olan da. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki hiç tartışmasız o size vaat edilen, sizin kendi aranızda konuştuklarınız kadar kuşkusu olmayan kesin bir gerçektir. Sana İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi? Hani onun yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da selam demişti. Haklarında bilgim olmayan yabancı bir topluluk. Hemen onlara sezdirmeden ailesine gidip çok geçmeden semiz bir buzağı ile geri geldi. Derken onlara yaklaştırıp önlerine sürdü. Yemez misiniz? Onlar yemeyince bunun üzerine onlardan içine bir tür korku düştü. Korkma dediler ve ona bilgin bir erkek çocuk müjdesini verdiler. Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak, "Hısır, yaşlı bir kadın mı doğum yapacakmış?" dedi. Dediler ki, "Öyle. Bunu senin Rabbin buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibi olandır, bilendir." İbrahim dedi ki, "Şu halde sizin asıl isteğiniz nedir ey elçiler?" Dediler ki, "Gerçek şu ki biz suçlu günahkar bir kavme gönderildik. Üzerlerine çamurdan taşlar yağdırmak için. Ki bu taşların her biri Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için herkese ayrı ayrı işaretlenmiştir. Bu arada müminlerden orada kim varsa çıkardık. Ne var ki orada Müslümanlardan olan bir evden başkasını da bulmadık. Ve orada acıklı bir azaptan korkanlar için bir ayet bıraktık. Musa olayında da düşündürücü ayetler vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Fakat o bütün kişisel ve askeri gücüyle yüz çevirdi ve bu ya bir büyücü veya bir delidir dedi. Bunun üzerine biz onu ve ordularını yakalayıp denize attık ki o kınanacak işler yapıp durmaktaydı. Ağat kavminde de ayetler vardır. Hani onların üzerine de köklerini kesen akim bir rüzgar gönderdik. Üzerinden geçtiği her şeyi olduğu gibi bırakmıyor, mutlaka onu çürütüp kül gibi dağıtıyordu. Semud kavminde de ayetler vardır. Hani onlara belli bir süreye kadar yararlanın denmişti. Ancak Rablerinin emrine baş kaldırdılar. Böylece bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıp yakaladı. Artık ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler, ne yardım bulabildiler. Bundan önce Nuh kavmini de yıkıma uğrattık. Çünkü onlar
fasık olan bir kavimdi. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletici olanlarız. Yeri de biz döşeyip yaydık. Ne güzel döşeyici olanlarız. Ve biz her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Öyleyse Allah'a yönelip şirkten ve bozulmalardan kaçın. Gerçekten ben sizi ondan yana açıkça uyarıp korkutmakta olanım. Allah ile beraber başka bir ilahı ortak kılmayın. Gerçekten ben sizi ondan yana açıkça uyarıp korkutmakta olanım. İşte böyle. Onlardan öncekilerde herhangi bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onlar da büyücü veya cinlenmiş demişlerdir. Onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır. Onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler. Öyleyse sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar. Ben cinleri de insanları da yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Ve ben onların beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz rızık veren o metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Artık gerçekten zulmedenler için geçmişteki arkadaşlarının günahlarına benzer bir günah vardır. Şu halde acele etmesinler. Kendilerine vaat edilen o azap günlerinden dolayı vay o küfretmekte olanlara. Tur suresi. Mekke'de indirilen bu sure 49 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a andolsun. Satır satır dizili kitaba, yayılmış ince deri üzerine, mamur eve, yükseltilmiş tavana, kabarıp tutuşan denize, şüphesiz senin Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecek olandır. Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur. O gün gök sarsılıp çalkalanır ve dağlar bir yürüyüşle yerlerinden oynayıp yürür. İşte o gün yalanlayanların vay haline ki onlar daldıkları saçma bir uğraşı içinde oynayıp oyalananlardır. Cehennem ateşine küçültücü bir sürüklenme ile sürüklenecekleri gün onlara şöyle denir. İşte sizin yalanlamakta olduğunuz ateş budur. Bu da bir büyü mü? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin ona. Artık ister sabredip dayanın, ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinçli ve mutludurlar. Rableri kendilerini çılgınca yanan cehennemin azabından korumuştur. Yapmakta olduklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için. Özenle dizilmiş tatlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Ve biz onları iri ceylan gözlü hurilerle evlendirmişiz. İman edenler ve soyları kendilerini imanda izleyenler var ya, biz onların soylarını da kendilerine katıp eklemişiz. Onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Her kişi kendi kazanmakta olduğuna karşılık bir rehindir. Onlara istek duyup arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik. Orada bir kadeh kapışır çekişirler ki, onda ne boş ve saçma bir söz,
ne bir günaha sokma yoktur. Kendileri için görevlendirilmiş hizmetçi civanlar etrafında dönüp dolaşırlar. Sanki her biri sedefte saklı inci gibi tertemiz, pırıl pırıl. Kimi kimine dönüp sorarlar. Dediler ki, biz doğrusu daha önce ailemiz için de endişe edip korkanlardık. Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve bizi hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu. Hiç şüphesiz biz bundan önce ona kulluk ederdik. Gerçekten o iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir. Şu halde sen öğüt verip hatırlat. Çünkü sen Rabbinin nimetiyle ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Yoksa onlar bir şairdir. Biz ona zamanın felaketlerini gözlüyoruz mu diyorlar. De ki siz gözetleyip durun. Çünkü ben de sizinle birlikte gözetleyenlerdenim. Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emretmektedir? Yoksa kendileri azgın bir kavim midir? Yoksa onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, onlar iman etmiyorlar. Şu halde eğer doğru sözlüler iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa üstün güç sahipleri kendileri midir? Yoksa onların bir merdivenleri mi var ki onunla yükselip en yüce makamda konuşulanları dinliyorlar? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar onundur da erkek çocuklar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun ki haksız bir borçtan dolayı onlar ağır bir yük altındadırlar? Yoksa gayb bilgisi onların katında mıdır? Böylece onlar yazıp duruyorlar. Yoksa hileli bir düzen mi kurmak istiyorlar? Fakat o küfretmekte olanlar kendileri hileli düzene düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'ın dışında başka bir ilahları mı var? Allah onların şirk koşmakta olduklarından yücedir. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste katlanıp yığılmış bir buluttur derler. Öyleyse sen onları kendisinde en dayanılmaz azapla çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. O gün ne hileli düzenleri kendilerine herhangi bir şeyle yarar sağlayacak ne de kendileri yardım görecekler. Hiç şüphe yok, zulmetmekte olanlara bundan önce de bir azap vardır, ancak onların çoğu bilmiyorlar. Artık sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin ve her kalkışında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da onu tesbih et. Necm suresi. Mekke'de indirilen bu sure 62 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun. Sahibiniz olan peygamber şaşırıp sapmadı ve azmadı. Kendi istek ve tutkularına göre konuşmaz. O söyledikleri yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona bu Kur'an'ı üstün, oldukça çetin bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir. Ki o görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu. O en yüksek bir ufuktaydı. Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi. Nitekim ikisi arasındaki uzaklık iki yay kadar oldu veya daha yakınlaştı. Böylece
onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Yine de siz görmüş olduğu üzerinde onunla tartışacak mısınız? Andolsun onu bir diğer inişte görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Ki Cennetül Meva onun yanındadır. Sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı taşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü. Gördünüz mü? Haber verin. Lat ve Uzza'yı ve üçüncü put olan Menat'ın herhangi bir güçleri var mı? Erkek evlat sizin, dişi onun mu? Eğer öyleyse bu çarpık bir paylaşma. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın isimlendirdiğiniz kuru ve keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Yoksa insana her arzu edip dilekte bulunduğu şey mi var? İşte son da ilk de Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Ancak Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra başka. Gerçek şu ki ahirete iman etmeyenler melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan haktan yana hiçbir yarar sağlamaz. Şu halde sen bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir. İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri son sınır budur. Hiç şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilen O'dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Öyle ki kötülükte bulunanları yapmakta oldukları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir. Ki onlar ufak tefek günahlar dışında günahın büyük olanlarından ve çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. Hem sizi topraktan yarattığı ve siz daha annelerinizin karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zamanda. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O sakınıp korunanı daha iyi bilendir. Şimdi o yüz çevirmekte olanı gördün mü? Azıcık verdi ve gerisini kaya gibi sımsıkı elinde tuttu. Gaybın ilmi onun yanındadır da o mu görüyor? Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi? Ve vefa eden İbrahim'in sahifelerinde olan da. Doğrusu hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Ve doğrusu insana kendi emek ve çabasından başkası yoktur. Şüphesiz kendi emek ve çabası görülecektir. Sonra ona en eksiksiz karşılık verilecektir. Elbette son varış Rabbine olacaktır. Doğrusu güldüren ve ağlatan O'dur. Doğrusu öldüren ve dirilten O'dur. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan O'dur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman. Gerçek şu ki diğer diriltme de O'na aittir. Doğrusu muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi O'dur. Doğrusu önce gelen ağ dalkını O yıkıma uğrattı. Semud'u da böylelikle o halklardan kimseyi bırakmadı. Daha önce Nuh kavmini de, çünkü onlar daha zalim ve daha azgındılar.
altı üstüne gelen Lut kavminin şehirlerini de o yerin dibine geçirdi. Böylece ona sardırdığını sardırdı. Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden kuşkuya düşmektesin? Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. O yaklaşmakta olan yaklaştı. Onu Allah'ın dışında ortaya çıkaracak başka hiçbir güç yoktur. Şimdi siz bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz? Alaylı gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz. Hemen Allah'a secde edin ve yalnızca ona kulluk edin. Kamer Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 55 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yakınlaştı ve ay yarıldı. Onlar bir ayet görseler sırt çevirirler ve bu süre gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve kendi istek ve tutkularına uydular. Oysa her iş sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır. Andolsun onlara kendilerini şirkten ve bozulmalardan caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi. Ki her biri doruğunda olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarıp korkutmalar bir yarar sağlamıyor. Öyleyse sen onlardan yüz çevir, o çağırıcının ne tanınmış ne görülmüş bir şeye çağıracağı gün. Gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak sanki etrafa yayılıp serpilen çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken kafirler derler ki bu zorlu bir gün. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuzu yalanladılar ve delidir dediler. O baskı altına alınıp engellenmişti. Sonunda Rabbine dua etti. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen intikam al. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmiş bir işe karşı hükmümüzü gerçekleştirmek üzere birleşti. Ve onu tahtalar ve çivilerle inşa edilmiş gemi üzerinde taşıdık. Gözlerimiz önünde akıp gitmekteydi. Kendisine ve getirdiklerine karşı küfredilip nankörlük edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olmak üzere. Andolsun biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı zikr ile öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Ad kavmi de yalanladı. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Biz o uğursuz, felaket yüklü ve sürekli bir günde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. İnsanları söküp atıyorduk. Sanki onlar kökünden sökülüp kopmuş hurma kütükleriymiş gibi. Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı zikr ile öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. Dediler ki bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir şaşkınlık ve çılgınlık içinde kalmış oluruz. Vahiy içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şımarıktır. Onlar yarın kimin çok yalan söyleyen kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip öğreneceklerdir.